Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda 1 Kasım'da gelecek olan Brawl Stars şampiyonası için tahminlerimizi yapacağız. Yanımda Corvus, Skair ve MBC var. Şimdi Corves tahminlerini yapmış, ben tahminlerimi yapmadım hatta hiç bu ekrana bile girmedim. Şimdi ile ben anlık tahmin yapacağız. Ee, MBC ile Corvus yaptığı tahminleri bizlere söyleyecekler. Büyük ihtimal hepimizinki farklı olabilir. O yüzden sen bu videoda sana en yakın hissetmiş olduğun takımları e, oylayabilirsin, seçebilirsin. Corvettes Türkiye'deki en iyi 3 oyuncudan bir tanesi, 4 oyuncudan bir tanesi. Esporcu kendisi. Onun e, tahminlerine çok güvenebilirsin. Çünkü şu an seçecek olduğumuz takımlarla kendisi fazlasıyla maç yapıyor. Halen daha maç yapmaya devam ediyor. Takımları çok iyi tanıyor. Oyuncuları çok iyi tanıyor. Onun dışında artık bizleri de az çok tanıyorsundur. Beni, skyrdı MBC'yi. O yüzden e, bir tablo falan koyarım kenara. Hangi e, takıma oy verdiğimizi o şekilde görebilirsin. Şimdi birinci gün tahmini için tıkladım. Elevate ve SK Gaming. Evet. Ne yaptınız? Corvus, Scared, MVC. Burada ben valla e, Elevate abi şu an şey birincisi. En iyi böl bölgesinin birincisi. Yani o STM'nin işte LG gibi takımların olduğu bölgede birinci. Ama SK'de Avrupa'da ikinci. Evet. Yani bu maç abi bütünle kıyasaya yani 3-2 falan biter diye düşünüyorum ama ben SK'yi alacağını düşünüyorum maçı. Ben de SK'ye verdim abi. Orada ben de eskiye verdim. Ben de eskiye vermeyi düşünüyorum. Elevator ne kadar Zeynep şu an iyi Avrupa olsa da. Işte. Evet aynen. Ben de SK veriyorum. Avrupa ağır basıyor bize. Aynen Avrupa. Evet. Avrupa çok iyi. Tam burada dördümüzün oyu da SK Gaming tarafından ben de verdim. E, ee, Space Station Gaming. Ben şimdi bu takımları duydum ama oyuncularını bilmiyorum. Corvus'ten başlayalım. Ben abi e, şeyle sıkım abi zaten bu şey var ya. Space Station Gaming'de ben e, 3-4 kere sıkmatlı abi. Hani çoğunlara yenmişim zaten adamları da. Yani şu an biraz geliştirdiler kendini tabii sıkım hata hata. <laughs> şey daha bu arada Pioner de şey e, bu Juan Carlos'un Carlos olduğu takım. Juan Carlos'ların takımı. Onlar What? da abi şeyde ikinci, eneydi ikinci ama abi bu maçı ben Pioner'sini alacağını düşünüyorum ya. Pioner şu an bence bir tık daha iyi şeyden Space Station'a. Tamam. Scarce'e ne düşünüyorsun? Ben Space Station'a harcam abi ya. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Sevmiyor mu Juan Carlos'u? <laughs> Yok sevmekten değil. En başından beri onları tutuyordum. Öyle mi? Her, her ne kadar Kötü de olsalar onlara vereceğim. Şu PlayStation Gaming denilen SSG takımı mı oluyor? Evet SSG evet. ya. Biz bunlarla abi sıkım attık. Valla hani çoğunla yendik. Çok iyi değiller Yap, abi. Gönersin, Pionersin yenme ihtimali daha yüksek de işte. Onlarla olan şeyleri daha çok görmediğim için bir şey demeyeceğim. Anladım. Yani, ee, şey anladım. S e, Corvus Pioneers'e verdi. E, Skirt PlayStation'a verdi. NBC sen hangisine veriyorsun? Ben de SSG'ye verdim. Bu arada ben de SSG'ye veriyorum. Ben ona yakın hissediyorum. E, League of Legends 2017 finalinde SSG takımı SKT'yi yenmişti. Oradan bir sıcaklığım var ama Pioneers, e, <laughs> Pioneers şeyin dediğine göre, Scared'in dediğine göre e, Space Station'dan daha iyi Space Station'da oynamış. Onları da yenmişler ama bu Scream'le... bana göre de Pioneers kazanır gibi geliyor da ben sözümden dönmemek için Space Station'a verdim. Evet siz, olsun. bak siz burada mesela Corvus'in tahminine şey yapabilirsiniz. E, Çünkü Adam kendisi Space Station Gaming oyuncularıyla oynamış, onları Scream'de yenmişler. ...Piyoners'in kazanacağını düşünüyor. Tabii bu %100 değil ama tahmini kuvvetli olan, evet. tahmini kuvvetli Orant olan olarak daha Aynen. oran olarak daha yüksek. Ben de dediğim gibi his olarak vermek istediğim için Space Station Gaming'e veriyorum. Nedense... hani kazanacağını düşünüyorum. <gülüyor> ama oldu <laughs> değil mi? Böyle, benim de öyle oldu. <laughs> evet o içe doğum olayı var ya onlar. <laughs> ama istatistik olarak ...Piyoners'in daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama şunu unutmayın. Evet, çünkü... Şey de var abi bu adamların nasıl oynayacağını <laughs> Dünya finalinde de bilemeyiz çünkü evet. Futa'da futa kötü kötü diyorduk adamlar LCQ'da yardı yani tüm yani Pozisyon Aa. çok farklı ayakta oynuyor Bir gün adamlar Aa, evet. çok <laughs> Evet Ve e, çok iyi hatırlarsınız Diye düşünüyorum yayınları takip ederseniz 2023 Dünya finalinde Bizletanın asla şampiyon olamayacağını e, Aylık finalleri Çok iyi performans göstermediğinden dolayı Bu sene tökezleyeceğini düşünüyorduk çok... Ben öyle bir şey demedim abi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz Corvez'de dedik, doğru keyif dememişti. <laughs> e, sonrasında adamlar en ucundan oyunu çevirerek o savaş topunda son golü ye yeselerdi, eleniyorlardı yemediler. Dünya birincileri oldular. Yine o şekilde bir dönüş yapabileceklerini düşünüyorum. Ama şimdi burada tabii her şey e, olabilir. Ama ben yine SSC'ye verdim. Sağda bir tablo vardı, orada görürsünüz zaten. Şimdi, önemli bir maç. Crazy Raccoon, Zeta Division. Corvez'e başlayalım. Abi ben burada valla Crazy Raccoon'un alacağını düşünüyorum. Çünkü ben abi baktım çok işine böyle e, şey yapanların. Bazı eşit projelerde paylaşmış galiba. Tahminlerine. Çok kişi Crazy Raccoon kazanır demiş. Ya yani bence de abi şu an Zeta e, genel olarak baktığında Scream Winlet'leri falan düşük abi. Hani kazanma olanları falan. E, o yüzden Crazy Raccoon ben şu an daha iyi abi. Stamp falan iyi yani ben, ben şu an var. Anladım. Sen Crazy Raccoon'a verdin. Aynen. Core Crazy Raccoon'a verdi. Skirt? E, scared? Ben ben Zeta'cıyım. Bu adamlar dünyanın en kötü oyuncusu olsa vermeye devam edeceğim. Ben dünyanın de bir şey yapmayıp illaki başarıyorlar. Ben de ben de aynısın. Ben de tam olarak aynısın yani düşünüyorum. geçen sene de Cruiser akın neredeyse büyük bir çoğunluğu yüzdesiyken üç bir içinden geçtiler geçen. Aynen yıldan. öyle, aynen öyle. Yani ee, o kadar yani tek hatırladığım şey savaş topunda kapalı map'te Max'e karşı Rose'ye karşı Max seçmiş olmalarıydı. O yüzden kaybetmişlerdi. Bir onu hatırlıyorum. Başka da hatırlamıyorum. Ama ben de Zeta'nın şey olacağını düşünüyorum. Emiz sen ne düşünüyorsun? Ben de Zeta diyorum. Hani bunlar dünya şampiyonasına bence bir şey ekstra bir şey yapıp düşünmüşlerdir. Ben... takım çünkü. Tam olarak ben de onu düşünüyorum. Hani scrimler Zeta'nın e, şeyini yansıtmıyor bence oyun anlayışını. Yani soygunda en son haritada Edgar, Rafs emz almışlardı. Normalde hani bin kupa kasma kompu gibi bir şey yani. Ems, yani Edgar falan çok garip şeyler seçiyorlar dünya finallerinde. Evet gizli planlar oluyor. evet yani skrimleri de asla kendilerini yansıtmıyorlar. Mesela Kore sen mesela bu adamları biliyorsun az çok. Skrimlerde oynamış olduğu komplarla dünya finalindeki kompları örtüşüyor mu? Yani evet hemen hemen abi şey olabiliyor ya. Yani. Mesela bazı şey oluyor abi. Mesela bir, bir şey adımları biliyor mesela. Çok fazla oynamıyorlar yani, iyi oldukları bildikleri için. Yani farklı şeyler deniyorlar. Tabii He. oradan hiç almadıkları şeyleri belki gidip de deneyelim mesela risk atalım diyebilirler. Abi. Bunu düşünmüş oldular evet yani. Doğru olabilir. Zaten e, bu tarz etkinliklerde bu tarz turnuvalarda iyi oyunculuk diye çok bir şey kalmıyor. Zaten herkes iyi oynuyor. Burada önemli olan bir sürü karakter arasındaki en iyi... Ee, en doğru karakterleri rakibe göre o haritada seçmek zaten az çok belli oluyor ee, savaşları yani. seçtikten sonra kim kazanır kim kaybeder diye. Ee, Corvettes Crazy Raccoon'a verdi geriye kalan hepimiz Zeta Division diyoruz. Ee, Başları, Avrupa'da da adamlar ikinci yani. 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 Aynen öyle. Şimdi HImble Rival Esports hepimizin HImble diyeceğini düşünüyoruz diye düşünüyorum. <laughs> evet. abi. HImble abi, abi. hatta ama... abi direkt. Türk dünyanın en iyi takımı şu an abi. Evet Kore Simbol'a dünyanın en iyi takımı diyor. E, do doğru mantıklı bir düşünce. Ben de öyle diyebilirim ama Zeta olduğu için e, Himble'ı ikinci sıraya koyarım diye düşünüyorum. Himble e, kim vardı burada? Simon Tech vardı. Boss mu vardı? Lucky boss. Lucky boss. Lucky vardı. Boss vardı. Vallahi. burada hepimiz Himble diyoruz. Bu arada karşısındaki takım da ya Himble daha iyi oynuyor ama karşısındaki Karşın... takım da kötü değil abi yani. Kötü takım da... şey abi. Apak da Apak ikincisi yani. Evet Aa. evet onlar ama abi çok iyi değiller ya. Yani öyle bir insan. Anladım. Himbla karşı şey yapmazlar diye düşünüyorum. Ya yok abi 3-0 bile bitiyorum açık. Himbla, Himbla Kebap Esports aylık finallerde oynamıştı. O günü canlı <laughs> izlemiştik. Çok <Aynen>. iyiydi ya. <gülüyor> Olay inanılmaz. Dünyanın iyi takımına karşı oynadık. <laughs> Harbiden ha. Himbla Esports'a verdik. Şimdi Space Station Gaming Totem. Tabii SSG vs şimdi... Totem. Hı. Totem garip bir takım. Yani Kötü de yapıp ama bir şey yapıyor yine elinde sonunda. Ben totemi yine ilk turdan elenmeyeceğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ben yani abi direkt Av Avrupa'da abi yani Zaten SSC'nin SSC tam de, Korvaslarla attıkları scrimlerden sonra da. Totem bence Space Station'ı alır. Yani totem zaten Space Station'ın bölgesinde olsa büyük ihtimalle puan durumu ters olurdu. Ama Avrupa'ya göre puanları gayet okey bence. Bence de okey. Sen diyorsun evet. Kaves? Abi totemin ben %100 alacağını düşünüyorum direkt anladım. Ben de ben de ben de alacağını düşünüyorum. NBSE. Ben de totem demiştim. Hepimiz totem veriyoruz burada. Hani her ne kadar SSC duygularımız iyi olsa da burada totem alır diyoruz. <laughs> ya SSC kendi bölgesinde bayağı sağlam da. İşte bu Avrupa'da en <laughs> en iyi takım yani Avrupa'da. En kolay bölge. Aynı yani kolay. Bu tartışmaya kapalı bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak yani mucize falan lazım öyle söyleyeyim. Aynen. Evet, burada bence de. Bak şu an mesela dördümüzde e, SSC'ye karşı abi. totemi verdik ya. Totem yenili de Bak. Ola da bilir. Bunları, bunları yani görme yani şimdiye kadar. Geçen abi bir olmuş şey yaptı abi. abi hani diyorduk eskiyi zaten kötü diyorduk. Falan. Evet, evet. Sonra evet. tut. Fut, fut, fut abi sonra bir ne bileyim bir heyecanlandım evet. heyecanlandı mı, mı? adamlar tam performans gösteremedi. 2-0'dan 3-2 oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Eskiye de hani eskiye de çok garip takım. Adamlar gitti çeyrek finale şeye, yarı finale çıktı yani. Geçen aynen. yıl. Hiç kimse beklemiyorken. Hı. Doğru. Ama Futla Lejekyo'da beklemediğimiz bir performans Yok. göstermişti. Ama Futla ama orası fut... takım arkadaşları gelmediği zaman ben de sikrim attım abi. Yani biz bile yeniyorduk e-sporla çok uğraşmamıza rağmen. Yani futla... Ben eskiye vereceğim o yüzden. Ben de eskiye vereceğim. Abi eski ya bunu da abi en belirgin maçlardan biri diyebilirim yani bu şu an. MBC de eskiye der büyük ihtimal. Evet. <laughs> SK diyoruz. Ya futta futta şöyle bir şey var. Her sene her sene çok başarı elde edemiyor. Her sene oyuncularını değiştiriyor. Takım oyununda da bence çok zayıflar. Evet. Şimdiye kadar görmüş şeyler evet. bölge kolay. Oradan biraz kazanıyorlar. Evet. Zaten katılmak bu... Avrupa'dan burası... katılsa muhtemelen dünya şampiyonasında görmeyiz. Aynen. 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 Zaten dünya Aynen. Şampiyonasına katılabilmek için e, o şeye gitmiş. Evet, evet. Yani gitmiş. o yüzden de eski karşı oynayabilecek bir takım değil şu an bence. Bence, bence de. Avrupa'dan da gitmişti fut. Yok şampiyonu. gitmişti. Gitmişti evet. ama şimdi gidemeyeceklerini evet, düşündükleri için. Şu an Aynen. kadroyla gidemez diyoruz biz onu kastettik. Şimdi Himble, Eternal Fire, Google'un takımı Eten, herhalde. Şey abi, e, Google şey var ya. E, Aynen. E, şey, Eklipsar. Aynen, Eklipsar. Buraya geçti, ben gördüm onları Twitter'da. Eternal Fire bu arada Türk takımı biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aynen. Tabii tabii, Eternal Fire, evet. Türk takımı. Yani şu an şampiyonada iki tane Türk espor takımı yani, var değil mi? İster bunlar kazansın ama yani. Aynen. İşleri yani, <laughs> <Aynen>. çok, <zormuş. gülüyor> çok zor. Bence evet. çok zor. İşleri çok zor. Burada da Himble'ın hepimizin e, alacağını düşündüğü yönünde düşünceleri evet, var. Horace dünya şampiyon olacak diyor. Gidip de Eternal'ı <laughs> seçmiş. Evet. Yani. Himble, 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 iyi ya. Himble, Himble güzel. Ben de Himble'ın bayağı alacağını düşünüyorum. Himble'a verdik. Şimdi Zeta Division Luminosity. Luminosity. Abi, şimdi... Abi. söylüyorsun. Şey LG sizce geçen senenin intikamını alır mı <laughs> Yok yok ya. LG geçen seneden daha kötü bu arada. Öyle mi? Aynen. Zeta ya bence abi Zeta'dan Ama devam. Geçen Geçen seferden daha kötü abi. O yüzden her türlü Zeta'ları yani. Ben biz de Zeta diyoruz, MBC. Evet Zeta. Zeta abi. Elevate, Foot Esports. Yani hmm. Bence ele, Elevate ya. Evet, ben elevate abi. Dedim. Aynen abi, NE'nin birincisi abi. Yani derin gibi eski yıllar alanında evet. kıyasaya bir maç geçebilir abi. Çünkü hmm. O yüzden Elevate'lar her türlü. South Amerika, hani NE'den de basit bir bölge. Evet. Hımm. Adamlar NE'nin birincisi yani bence. Evet bence ben alır alacaklarını düşünüyorum yani. Evet evet. 3-1 gibi biter bir skor. Bir ben bu futu Foot'u herkesin alacağını düşünüyorum hatta. Öyle. öyle <laughs> 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 Ama Foot sürpriz de Hayır, foot, belli olmaz. Şu turnuvada sorsalar hani en çok kimin şampiyon olmasını istersin Foot derdim. Ama e, bu turnuvada da şu an katılan en kötü takım hangisi dersen Foot derim yine. Yani hmm. öyle abi. Görüyorsunuz yani, değil mi? Yani olarak. Şu, şu an mesela şimdi biz mesela Foot'a oy vermiyoruz ya. Emin olun Türklerin birçoğu futa verecek. Hani Tamam, kazanmak istediği kazanmak istiyor ee, kazanmasını istiyorlar takımın falan, okey ama hani rakiplerini tam olarak bilmiyorlar, rakipleri nasıl oynuyor falan veya futun bu mücadele içerisindeki güç dengesinin nasıl olduklarını bilmiyorlar. O yüzden futa veriyor, verecek yine bu videoya rağmen herkes futa verecek ama maalesef bizim düşüncemiz bu şekilde Yeni bilir ama düşük bir ihtimal. Elevate e verdik. Pioneers repli totem. Valla burada... ben aslında bunun kararsız kaldım ama. Ben toteme vereceğim. Ben bakmam lazım. Bak o kadar kararsızım. tehlikeli. Burada totem abi yani yüzde yetmişe yüzde otuzluk bir fark olur bence totem olur yani. O da ben de toteme vermişim. Baktım da. Ben de toteme veririm bu büyük ihtimal. Pioners okey ama yani. No, ne yapıyorsun? o kadar kötü değil bu Kötü yani. değil. Yo, mutlaka, mutlaka kötü değil ama yani Totem at bir ara izlemiş olduğumuz bir aylık finalde birinci olmuşlardı ve Totem'i az çok hani uzun süredir kadrosu oturmuş. Sağlam da oynuyorlar. Evet, yani. bakımından güveniyoruz o yüzden. Aynen ve kompları da Pioneers takımına göre belki bir tık daha iyi alabilirler diye düşünüyorum. O yüzden Totem'e vereceğiz biz. Bir de ilk defa Dünya Şampiyonası'na gidenler var sanırım. Juan Carlos gitti mi önceden? Juan Carlos gitti evet sanırım. Gitmiştim. Hmm. Evet. Şimdi Crazy ben, Raccoon Luminosity tartışmasına girdik. <laughs> Crazy, yani evet, Crazy Raccoon'a veriyoruz. Ve Apak birincisi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Crazy Raccoon dedik. E, rival Esports Eternal bak, Fire. Abi, ben, hmm. ben bu vs'de Türkçülüğümü destekler veririm? <gülüyor> abi <laughs> ya yani yani. bence abi Rival. Aa buradaki en kötü 3 takım nereye sorsan bana ben burada LG, e, Foot ve Rival derim abi. Öyle mi? Aynen o yüzden abi Eternal Fire bunu büyük ihtimal alır abi. O zaman MBC sen de mi öyle düşünüyorsun? Hayır ben rivale veriyorum ya. Yani. Aa abi, bak burada ayrıldık. Rival de alabilir ya. Alabilir. ben abi eminim abi ha bundan abi, ya. Ben eminim. Çünkü kriz rakunlar apaktan birinci çıktıysa bu adamlar da ikinci çıkmış yani abi. Evet evet ben rivale daha çok güveniyorum burada bilmiyorum ama. Hmm, güzel. Ya bence Ethan ve ben ya, kısmen eminim ya abi eminim yani. Ya, ya ben bu bana göre bana abi. göre 3-2 bitecek bir maç abi ama. Kim kazanacak? Yani tamam, garanti bir şey değil elbette ama Bak, bence rival Ben rivale vermek isterdim ama burada Türkleri destekleyeceğim. Yani en, ha, en kötü takımlardan biri abi bence rival yani. Ben her şey. O zaman o zaman MBC Rival Esports diyor. E, Skared Corves ve ben Eternal Fire diyoruz. Ben de Eternal Fire diyorum. Maçlarını izlemiştik. Aha bitti. Tahminleri bitirdik. Son olarak gözden geçiriyoruz. E, SK Elevate, SK Gaming Space PlayStation Gaming Pioneers. E zaten görmüşsünüzdür sağda. En azından bu benim verdiklerim. Space Station Gaming. Crazy Raccoon Zeta Zeta. Rival Esports Himble, Himble. Totem Space Station Gaming Totem. SK Gaming Foot SK. Himble Eternal Fire Himble. Zeta Luminosity Zeta. Elevate Foot Elevate. Totem Pioneers Totem. Crazy Raccoon Luminosity Crazy Raccoon. Eternal Fire Rival Esports Eternal Fire. Bu benim verdiklerim. Zaten siz sağda hangimizin hangi takıma verdiğini görmüş olacaksınız. İnşallah üşenmem onları eklerim. Hep böyle diyorum ama... Bakacağız. Gönder diyorum. Ve tahminlerimiz bitti. Şimdi sen bu tahmini izledin. Dünya finalleri birinci günü 1 Kasım. ikinci günü 2 Kasım. O ikinci gün tahminleri için biz hemen o ertesi gün ya da o günün sabahında Çan... bu tahminleri paylaşacağız. Canlı yayında da olacağız zaten. Abi fotoğrafa bakabilirsin evet. orada bir Fotoğrafa daha iyi gözüküyor. Hangi fotoğrafta? Bu abi tahminlerim diyor abi. indir direkt. İndirdim. Burada gözükmüyor ama. Dışarı mı çıkayım? Tahminleri gör. Yok, yok abi o... Şey i̇ndir, bak önde direkt abi. indir diyor. Indir. Ha indir. Dedim abi. Aç abi onu. Açtım. Bak, böyle Oo daha çok iyiymiş. İkinci güne ulaşır. SK Gaming Elevate. Totem PlayStation Gaming. Zeta... Ee, ve Crazy Raccoon, Humble ve Eternal Fire. çok güzel e, şeyler yaptık. Evet. Bazı yerlerde farklılıklarımız var. Farklılıklarımızın olması iyi. Hepimiz aynı olsa çok iyi olmaz. Aramızda da böyle bir takım rekabeti olmuş olsun şeyler finallerde. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Kaç aydır bugünü bekliyoruz. 3 ee, üç gün mü sürecek, iki gün mü? Geçen vallahi üç gün gördü sürebiliyorum. 3 Üç, üç üç üç, abi, üç, 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 gün sürecek. Allah son, iki, son altı aydır bekliyoruz abi. Son vallahi, iki, son bir, vallahi yani bu yayında var ya bu yayınlarda ne yemekler yiyeceğiz değil mi Kerem? <laughs> <Vallahi ne. gülüyor> Bir sürü şey yiyeceğiz abi Ayakta yayın yapacağım ben de büyük ihtimal Çok yorulursam otururum ee, Seste böyle Corvess, Ben Skate, MBC gelirse o da olur Çok güzel böyle maçları anlatır yorumlarız falan Tartışırız ve e, 2000 puana ulaşma durumu var Ama geçen de 2000 puan gibi gözüküyordu da Sonrasında mı bu puan arttı veya nasıl oldu bilmiyorum Yok abi 2000 <laughs> puan abi ya. Direkt, Öyle direkt, mi? direkt 2000 <laughs> puan abi. 5000 puana çıkabilir bence dünya finali. Yok ya. Geçen... Ge tamam şu an paylaştığını söylüyor Corves 2000 puana kadar olan ödülleri Aynen. ama geçen de mesela burası 2000 olarak gözüküyordu sonra 5000'e çıkmıştı. Hani bu aylık final değil ki. Aylık finallerde 2000 oluyordu bu. Hani burası şampiyon 3 yani bu gün dünya şampiyonası. Ben ne bileyim ya. bence bir şey falan verebilirler 5000 yapıp 5000 yapıp bir tane kostüm kostüm. Yok vallahi abi, abi dediğim gibi yani ya. herkes abi şey de paylaştı. Yani, yani Broxton Esports bile Sadece bu ödüller geldik diye paylaşmıştı. Ben hani adamlar paylaştığını söylüyorum. Anladım yu anladım da bence bu şey. Ya bir güne 2000 olur olur ki zaten. Bir güne 2000 olur. Dedim ya gibi, ama, ama sınır, sınır koymuşlar gördün mü bak. Ama doğru. Yani bir gün için bu sadece. Yani e, her gün yeni ödüller açılıyor. Bak doğru diyorsun. Sırf az ödül vermek için ödüllerin evet. şeyini kapatmış eşek herifler. Ya bir güne yani bin. Yani mesela biz biz mesela bir günü izleyeceğiz, bir gün komple bildik. Belki 3000 puanımız olacak ama binde kalacak. Kota olarak da evet. bini geçmeyecek olduğu için. Bir diğer gün sıfırdan başlayacak herhalde öyle gözüküyor. Evet zaman? Saat evet, başlayacak abi? Ha? Bıçak GMT artı üç kaç saat? Saat bizim bizim saatte aynı oluyor. O zaman saat akşam dört mı başlıyor. Aynen dört buçuk'a. İyi çok iyi tam okul çıkışı. Oğlum çok doğru okul. lan. Oğlum dört buçuk'ta başlıyorsa gece on ikiye biter bu net. Valla abi üç gün olduğu için o kadar süme bir abi saat on gibi biter anca. Öyle mi? Aynen. On gibi mi? Evet evet. Oha oğlum 5.5 saat sürer mi? Sürer on. Geçen öyle sürmüştü. 5.5-6 saat. Ben, ben de tam o, 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 aralarda süreceğini tahmin ediyorum. O zaman o zaman son olarak hangi takım şampiyon olur? Corvus. Ben Humble veya Crazy Rock'un diyorum ama büyük ihtimalle Humble olacak bence. Humble. Scared. Ben Zeta diyorum abi. Ben de Zeta diyorum. NBC. <laughs> ya böyle korosu diski olacak. <laughs> <laughs> evet. <Ben> de... <laughs> Ben de zaten Vallahi değil. abi, abi göreceğiz abi hepiniz. E, yeah. Üç gün sonra göreceksiniz. <laughs> bir de yani, eğleniyor. <laughs> de <İyiyim yükeleniyor>. Abi bir şey söyle. ilk turdan eleniyor. Karanlığa da abi. Ya ben şöyle. Ben burada bunu şöyle diyorum abi. Yani <laughs> Humble eğer şu an oynadığı hani şey korursa eğer o dünya efendi ne bileyim. Hani heyecan yapmazsa şey yapmazsa. Şu an oynadığı performansla zaten şu an oynadığı performansla. Büyük tane Humballı alır abi bence yani. Yani katılıyorum ama sorun şu zeta çok sürpriz bir takım oluyor hep genelde ondan zeta diyorum ben. Ben de tam olarak ondan dolayı zeta diyorum. Yoksa korves yani abi oynuyor yani adamlarla her her evet. ay her hafta. Şimdi bu zeta nasıl bir adam biliyor musun abi? Gitti Rakun da eskiden 2 sene zeta oyuncusuydu. Yani o adamlara karşı bile bir taktik buldular onların bilmesine rağmen. Aynen, evet. aynen bak çok güzel düşünce. Bence de aynen. doğru. <laughs> bu adamlar kafa başka çalışıyor. Abi yani. Adamların kafa çok farklı çalışıyor ya. Çok Günler doğru. Zaten, hani adamlara ne yapıyorlarsa NPC, NPC gibi takılıyorlar şeyde. Aynen sevinemiyorlar ya. Adam mesela dünya finali kazandı geçen. Dünya finali kazandı ne hissediyorsun? Ya iyi. Tamam biz, 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 hadi, hadi eve gideceğiz, biz, gideceğiz biz, abi bırak <laughs> <vardı>. bizi. <Kahretsin gülüyor> <de. gülüyor> Ama bak abi dediğim gibi bak abi Zeta oyuncuları şeydi mesela. ilk kez dünya finaline bu sene gittiler. Mesela Lucky Fan da ilk kez dünya finaline bu sene gidiyor. Yani Lucky Fan şu an bence en iyi oyunculardan biri yani oyunda. Çok iyi oynuyor mesela çocuk. İşte adamlar tecrübe de kazandı. Bu sene daha da iyi bilmiyorum yani. ben abi yani cidden e, yani şu an bayağı iyi yani Scrum de 170 abi yani dünya takımlarına karşı. bayağı iyiymiş. Yani. Valla bakalım. En, en heyecanla merakla beklediğimiz durum bu. Videoyu da burada sonlandıralım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel video olduğunu düşünüyorum. El, e, ağzınıza sağlık hepinizin. Ya teşekkürler. Ee, dediğim gibi ilk gün bittiği zaman ya o günün akşamında ya da diğer günün sabahında finaller başlamadan bu şeyleri sizlerle paylaşacağız. Zaten akşam dört buçukta. Her gün dört buçuk değil mi? Garda beta böyle Tamam o zaman o maçın yapılacak olduğu günün öğle öğleninde paylaşırız büyük ihtimal. Akşam herkese bildirim gitmeyebilir. İlk tahminlerimizi yaptığımız için gördüğünüz gibi bu rozeti verdi bize oyun. Tahmin yaptığınız için veriyor bu rozeti. Tahmin yapınca belli puan alıyorsunuz zaten. Bunu da gelip şuraya koyarsak eğer. Güzel bir pin. Spike'ın kupa olanı. Aslında oyunda çok güzel pinler var da iki tanesini kullanmamıza izin veriyor oyun ya. Keşke öyle 10 tane falan 15 evet, tane. bence de biraz. Cla Cla Clash Royale'deki gibi olsa ne güzel olur. Konuş evet. ne, ne? Ben o pini bulamadım bu arada burada ama olsun. Kırwana ne atıp sildin? Tamam. Bir şey tahminler ya. O zaman e, bir evet. sonraki şeyde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.